Herkese selam. Neden benim en sevdiğim çizgi roman kahramanı Ken Parker? Neden hepsi bir yana Ken Parker bir yana diyorum? Ee, i̇şte bu kitap yeni çıktı arkadaşlar ve ben bunu okuduktan sonra tekrardan böyle yüzümde bir gülümsemeyle bu kitabı bitirdim. Normalde Ken Parker çizgi romanlarını okuduğunuz zaman diğer sayılarını böyle midenize bir yumruk yemiş gibi hissedersiniz. Ama bazı sayıları vardır. Siz de böyle ruhunuzda ve yüzünüzde bir gülümsemeyle kitabı bitirtir. E, Berardo ve Milazzo gene çok iyi bir iş çıkarmışlar. Şu Roda'ya oyunculuk, yayıncılık konuşamadım. Keşke bu seriyi bitirse tamamen. Keşke iki ayda bir bassa ve biz de bu seriyi bitirmiş olsak. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum okumanızı. Şimdi Ken Parker, Kenneth Parker normalde Vahşi Batı'da geçer maceraları ama Fark ettiyseniz Ken e, Parker'ı bu macerada bir vurulmuş. vurulduktan sonra da arkasında Nazi askerleri yani İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi askerlerine benzeyen süliyetler kovalıyorlar. Motorla binmişler, tanka binmişler, e, jipe binmişler. E, 1880 90 arası yaşamış yani maceraları o devirde geçen arkadaşımızın e, Nazi askerleri yani 1940'larda geçen 1940'larda yaşaması geçen karakterler nasıl kovalıyor? Burada bir saçmalık yok mu? Hani her şeyi eleştiriyoruz ya. Böyle mi olur, şöyle mi olur diye beğenmiyoruz ya. Şimdi ne alaka diye sorabilirsiniz. Ama bu çizgi romanı anlatmadan evvel size Ken Parker'ın başka bir çizgi romanından bahsedeceğim arkadaşlar. Kitabı şöyle alalım. O da insanlar, Hayvanlar, Kahramanlar bölümü çizgi romanı. 15. sayı. O da arkadaşlar Roda'ya kitaptan çıkmıştı. Şimdi o kitaptan bazı şeyler göstereceğim size. Ken Parker e, bir bara girer. Bardan adam toplaması gerekir. Ve o bara girinde sayfaları bulacağım inşallah. Bazı karakterler görür. Bakalım kimleri görüyor. Bara girdiği zaman önce bir adamla karşılaşıyor. Adamla konuşuyor. Ve e, adamla konuşurken şu dört karakterden bahsedilir. Bu dört karakter kimdir biliyor musunuz arkadaşlar? Tex ve ekibi. Tex çizgi romanı var ya. Sonra bakalım başka kimleri görür. Buradaki karakterlerin çoğunu tanımıyoruz arkadaşlar. Çünkü ülkemizde yayınlanmayan çizgi roman kahramanları. Ben en belirginlerini göstereceğim size. Mesela en belirginlerinden biri. Zagor'la karşılaşır. Larry Yuma ile karşılaşır arkadaşlar. Larry Yuma da ülkemizde basıldı. Ee, şurada birisiyle konuşur tekrardan. Kim acaba bu dersiniz? şimdi birazdan öğreneceğiz bu ikilinin kim olduğunu. Ve finalde de arkadaşlar bizim çok tanıdığımız birisiyle karşılaşır. Yani Red Kit, Zagor, Tex gibi ee, Pecos Bill de var arkadaşlar. İtalyan çizgi roman karakterleriyle bu barda tanışır. Yani İtalyanlar daha önce çizgi roman karakterlerini arkadaşlar bir çizgi romanda toplamışlar. Hani e, bazen diyoruz ya a Batman'de Superman var mıydı? işte, Justice League'te işte Aquaman var mıydı falan diyoruz ya işte İtalyanlar bunu daha önce bu çizgi romanda yapmışlar. Yani çizgi roman evreni daha önce kurmuş adamlar ki bu çizgi romanda o var arkadaşlar. Dediğim gibi işte bara giriyorlar ve barda başka karakterlerle tartış tanışıyorlar. Şimdi bu iki abimiz kim? Ben size tanıtayım. Ken Parker'ın bara girdiğinden beri konuştuğu iki karakter var. Biri yazar Berardi. öbürü de çizer Milazzo arkadaşlar. Ken Parker'ın yaratıcıları. Ben Milazzo ile İstanbul'da tanışmıştım zaten daha önce bahsetmiştim. Şimdi gelelim Kahramanlar Diyarı çizgi romanına Ken Parker'ın arkadaşlar. O kadar ayrıksı, o kadar güzel bir çizgi roman ki diğer çizgi romanlardan ayrılır Ken Parker. Gördüğünüz gibi genel Nazi askerleri kovalıyor bizim karakterimizi. Ee, ve Ken Parker gördüğünüz gibi bir çizgi roman. Karelerinde görmeye başlarız. Ken Parker'ı o sırada telefonda konuşan iki kişi vardır. Telefonda konuşurlar. Ken Parker telefon tellerini aşağıya çeker ve iki kişiyi aşağıya yanına alır. O iki kişi kim midir arkadaşlar? Artık yaşlanmışlar. Ken Parker'ın yaratıcıları yazarı ve çizer arkadaşlar Ivan Milazzo ve Giancarlo Berardi. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcısıyla konuşan, yaratıcısıyla macera yaşayan bir kahramandır. Bir kahraman değildir de bir karakterdir Ken Parker. Peki bu hikaye nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hikayeden ben size kısaca bahsedeyim. Siz gene de okuyun. Bu kahramanlar diyarı denmesinin sebebi şu arkadaşlar. Bu çizgi romana Artık popülaritesi olmayan karakterlerin bir yerde yaşadığı bir evren düşünün. Evet Ken Parker ve yaratıcıları o evrene gidiyorlar arkadaşlar. Yani evren ee, diyelim. Hani çizgi romanlarda evren sohbeti var ya evren muhabbeti var. İşte ilk Ken Parker gerçekleştirmiş onu. İlk midir bilmiyorum ama İtalyan çizgi romanında da o olmuş. Çünkü sadece çizgi roman karakterleri değil sinemada sevdiğimiz karakterler. E, roman'dan, öykülen de, öykü dünyasından da karakterler bu çizgi roman'da mevcut. Hatta kitabın arkasında artık spoiler vereceğim yapacak bir şey yok. Bu kitapta kimleri görüyoruz? Onu görüyoruz. Mesela e, Orson Welles, Yurttaş Kane. dünyanın en çok sevilen, dünyanın en iyi filmi kabul edildiği yıllarca. E, Zorro karakteri var. Ondan sonra Humphrey Bogart var, Malta Şahini filminden. Yani e, sinema çizgi roman, İtalyan çizgi romanı ve arkadaşlar roman dünyasının karakterleri bu çizgi romanda buluşmuş. Ben kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Ken Parker dediğim gibi benim en sevdiğim çizgi roman kahramanı. Umuyorum siz de çizgi roman dükkanlarına gittiğiniz zaman ya da başka sosyal medya platformlarından Ken Parker'ı alır okursunuz arkadaşlar. Umuyorum yayıncısı da artık bu Ken Parker'ı bitirir ve bütün Ken Parker'lara biz koleksiyoncular olarak sahip oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız da çok mutlu olurum.